Mutlak sahibi kimdir abi? Kudreti mutlaka sahibi. Allah'tır ya. Biz hürriyet sahibisi. Burada biz tabii hürriyet mahiyette olduğun zaman yine i̇şte. Meçhul seviyede bir şey olacak. Bak şimdi. Mutlaka müstehar abi. Sınırları zor değil. Bu Yusuf Hoca'ya verdiğiniz cevap mıdır abi? Evet. Çizdim. Ne dedi biliyor musun? Ben ağla dedi. Ondan sonra ders haftasına ben şey yap çıktım, kağıt iş yaptım. Bunu anlattım. Bunu da çizdim. Çekip gitti. Biraz sonra geldi. Aktım gözlerini kırpınca. Yani çünkü bir şey keşfetmiş ölmeden. 86 yaşında mıydı? Bir şey keşfetti. Eğer kıvranıyormuş adam. Öyle kıvranıyormuş ki. Ondan sonra bana bir bağ var. Akıllar durur. Derse bak yaparken böyle dalar. Ondan sonra beni demişti, bir parçasına diyeyim, Allah'ımla tanıştırdı dedi. Sene kaçtı sen? 2011, 2012 falan mı? Eski biraz daha. Çünkü bu şeylere çok eski hak etmişim. Hep böyle bunlar. Çünkü bu kadar ağırdı. Ben bir insan ders anlatırken, vaaz ederken, giderken, bir ticaret veya bu neyle olup olmadığını anlarsınız. Bunu anlatırken, gece tüfeğiyle, sağdan solda geçirmiş bir bilgiyi ezberlemiş bir insan olsa bu rahatlık olmaz. Bununla alakalı ne sorarsan sor. Çünkü ben sormuşum. Ben kıvranmışım. Limon mu? Tamam. Hürriyetimize bak. Belki de kaderin en güzel şeyi bu olabilir. Yani bu bugünkü kazanımınız. Diğerlerinin de çok var da bu kısmet. Yok bu başka bir şey göster. Bu kadar yeter. Ne özelliği var Afyon'un ya? Bu tür şeyler orada çıkıyor. Kader. Ali nerede? Yemek odasında. Bu bina yapıldı, yıkıldı gitti, kıyamet koptu. Bir defa bu ders yapılsın gitti. Allah için uzun kısa çok az yoktur. Bir an seyahat. Ya. Afyon kader ise olsun. He? Kader Hisar. Bizim için de diyebiliriz değil mi abi? Bir an seyyarla bunu konuşmuş olsak yeter. Vallahi. İnandım Allah'ım böyle. Çünkü siz hepimiz geldik. Niçin geldik? İstiyoruz. Allah da isteyene verileceğini söylüyor. Veriyor. Evet veriyor. Verdi mi şimdi? Veriyor. İstediğiniz geldiniz verdi. Ha veriyor. Ahirette de müjdeler olsun. Verilene burada verilmiştir. Verilecek. İsa Aleyhisselam ayetidir. Onu istiyoruz. Verilene verilecektir. Verilmeyecekse verilmemiştir. Bak şimdi. Sıfatı sıfatla mı? Evet. Diğerleri yazmıyorum sen basar diye. Tamam kudret hayatı basar. Yazmıyorum. Şimdi ben buradayım. Burası alemin şehadet. Yani aradaki alemleri yazmadım ya. Yani, tamam mı? Burası belki şey yaparlar diye arşın altı demesinler. Alemin şehadet. Tamam mı? Bunu dinlesek yetiyor ya. Yani. Çok sorularımızı veya bu merkezleri külliyatı bir de yapınca pergeli merkezi koyup dinleyeceğiz veya okuyacağız. Merkezde bu da. Ondan sonra ben buradayım. Bana verilmiş burada irade. Burada.
enem. Tamam, enem. Ne yaparsam yapayım, ben bu sürecin sonuyum. Ben bunlardan kayıtsızlanamam. Bir daha, bu benim, bu sürecin sonuyum. Meyvenin, meyveyim. Tamam mı? Meyveyim. Şimdi, kalbin hayatına gir dedi. Buraya girdi. Gene kurtulamam. Çünkü tepemde daha çok şey var. Kayıtlamam. Ama hakikaten şu anda karşınızda olmakla beraber vallahi istemiyorum. Arşta da olmayı. Fark edince istemiyorum. Hapishane gibi geliyor bana arş bile. Biz arştayız. Oysa arşı, cennet cennet burada az. Cismaniyeti arşı bırak. Cennet cehennemi bırak diyor. Cennet cismaniyettir. Onu da koyayım da. Öyle değil mi? O öyle olmaz. Cismaniyeti bırak demek. Cennet cehennemi de bırak diyor. Ama şu, cenneti isteyene ver onu. Tamam mı? Niye? Farkındalıkta. Çünkü cennet mahluktur. Nur Muhammedi'den yaratılmıştır. Aslında da. Tabii. Yani cennet deyince ne anlar? Huridir, yemek, içme falan. Tamam, isteyene verilecektir. Ama bu dersten sonra sen huri, muri, baklava, maklava ile uğraşmayacaksın belki de. Çünkü daha acayip şeyler duydum. Tamam mı? Şuraya da şey de koyayım. Cehennem. Şimdi kalbin derece hayatına girdi. Aklın derece hayatına girdi. Ruhun derece hayatına girdi. Tepende şurada kabu kauseyn var. Buraya gireceksin. Buraya girme. Başka bir şey anlatacağım şimdi. Esas heyecanlı olduğumuz buraya kadar biliyoruz. Esas buraya girmen gerekiyor. Hayır. Bu tamam mı? Burası Allahu Ehad. Kökteki bu çekinek. Kökteki nuru Muhammed'i. Miracımızda karşılaşacağımız yer. Bu meyvedeki çekinek. Küllehu küfüven ehad. Kulu vallahu ehad. Küfüven ehad. Dört hakikat, dört ayet. Şimdi arkadaşlar, hürriyetimiz şuradan geliyor. Zata karşı. Hemen burayı bir tanımlayalım, ondan sonra. Mecun neydi? Ne ayn'dır, ne de gayr. 16. söz. Bir de ene. 31. söz mü? 30. söz ya. Ene değil mi ya? 30. Niye böyle? Siz de uçtunuz, ben de uçtum. Doğru. Haklısınız tabii. Şimdi 30 ene, ene ve zene bahsede. Ne adil ne gayr mi arkadaşlar? Çok sorumuza ve ankışa bu da sebep olacak. Bunu bildik mi? Buraya girince ne oluyor? Burası, güneş, ayna, aynadaki güneş. Aynadaki güneşe ne asıldır, ne gayrıdır. Aynadaki güneşe ne aydır, ne gayrıdır. Bu güneş Allah, haşa. Bu, zat mı abi? Zat. Yok. İlim, irade, esma. Kudretin. Esmalın bütünlüğü. Esma. Esma. O mahiyeti zati olmaz. Allah, güneş, haşa, şems-i ezeli diye misal veriyor usta. Bu aynaya ruh. Aynada gözüken semadaki güneş. O aynadaki gözüken güneş benim gibi değil. Ben bir yere güneşe aksetsem, aynaya, ayna beni yansıtmasın, yansımam. Değil mi? Ama nim nuranlı olan, yarım nuranlı olan güneş, aynayı böyle tutun,
bu güneşi yansıtır karanlığa. Demek ki nurlar yansır. Tamam? Ha. Aynadaki güneş enedir. Ayna ruhtur. Aynada olup aynada olmayan. Ruhumun ruhu. Tamam? Ruhumun ruhu. Güneşe de esmaların bütünlüğü. Şu güneş. Tamam mı? Esmaların bütünlüğü. Tamam mı abi? Şimdi Allah... Kara şeydi, enaniyet mi abi? Aynanın arkasındaki kara boya da enaniyet. Ha, ayna olabilmesi için, güneş gözükmesi için o ayna camdı. Aynaya dönüşmesi için beşeriyet. Beşeriyet boyanmış. Siyah. O siyah. Beşeriyet, nefsaniyet, nefis. Var ya nefsin mertebeleri boyanmış. Bu sefer güneş camdan girip çıkıyordu. Şimdi gitmiyor. Tamam mı? O beşeriyet takılmadan önceki cam Adem Safiullah. Ona secde et denildi. Çünkü orada beşeriyet, nefsaniyet olmadığı için ona secde etmek Allah'ın esmalarının bütününe secde etmek. Adem'in beşeriyeti takılmadan secde denilen o Adem gibi gözüken, Adem demek vücut demek, bir manası toprak demek, esmaların bütünlüğüne secde et dedi şeytana. Şeytan şey Adem'e melaike dedi. Hem melaike Adem'e mecud şey yapıldı. Ruh takıldı, akıl takıldı, arş takıldı, cennet cehennem takıldı, kürs da. Kürs beşeriyettir. O zaman mahluk şey yapıldı. Yani şirk olur. Yoksa bir insana secde et demez Allah. Çünkü o artık beşer değil. Esmaların bütünlüğüdür. Ve aleme, Adem'e esma-i külleha. Bütünlüğüdür. Bismillah. Daha mı yaktı? Basit. Daha yaktı. Heh. Evet. Bu arada o soruya cevap veriyorum. Hocama çok sorarlar da. Allah melekleri secde et dedi. Şirk değil mi? Kendisinden başka. Hemen diyecek ki ya bunu nasıl anlatacak Adem Beşer takılmadan önce? Oğlum kızım sen halıya secde etmiyor musun? Allah bana secde et diyor. Halı Allah mıdır aşağıda? Tamam mı? Allah'ın dediği yer, Allah'ın emri, Allah'ın iradesidir. Mesela halı yer topraktır. İradesine secde ediyor aslında. İradesine secde ediyorsun. Esma'nın bütünlüğüne secde. Esma yani ilim, irade, kudreti, sef, şey kelam. Kelam ya et dedi, kelam. O kelamın içerisine ilim, irade, kudret ya. Allah'ın dört sıfatının dediği için Allah'a secde ediliyorsun. Peki toprağa niçin şirk olmuyor? Çünkü beşeriyeti yok. Çünkü orada element var ya toprakta, bir sürü element var, 108 tane. 108 tane esma düşün. Zaten yaratılmış Adem toprağa secde. Tamam mı? Beşeriyet takılsa toprak Adem insan olur. İnsan daha takılmamış. Tamam mı? Ha, bu soruya da cevap olsun. Şimdi arkadaşlar o kadar etrafım çürümüş yapıyorum ki bendeki bu hürriyet nereden geliyor? Allah buradaki iradesi buraya teayyun ve teşahhus etti. Teayyun ve teşahhus etti. Burada, bu irade burada taayyum ve teşahhus etti mi? İyi soru soruyorum. Buradaki irade mahluk mudur? Vacip midir? Ha, bu iradeden dolayı sen bu iradeye karşı aynadaki güneş, semadaki güneşe karşı onun için hürriyet oradan geliyor. Hürriyet mi vardır, aynalık mı vardır? Mahluk olmaması ama... Aynalık da yok. Aynalık, hani ayna yok. Aynalık mı vardır? Yani şimdi... ne aynıdır ne gayr. Ama burayı ayna düşünme ruh gibi. Ha. Orada enede Allah esma, sıfatları taayyum ve teşahhus ediyor. O zaman o irade, bendeki irade, o enemdeki iradem var ya, vicdan mahluk. Osman bak, vicdandaki, vicdan mahluk, ene mahluk değil, bende ama.
Denetim bende ya. Evet. Tamam mı? Şey gibi eneyi düşün. Odundaki nur. Nerede? Bunu. Vicdandaki irade var ya. O bendeki o eneyi ne kadar inkişaf ettirirsem ene. O zaman bu irade o enedeki Allah'ın taayyum ve teşahhus etmiş olan iradesiyle bağ kuruyor. Eğer adam Müslüman, adam Müslüman ama sokaktaki Müslüman, dindar ama bu dersleri tefekkür etmemiş. En iyi meneği bilmiyor. Eneden kopuk irade Kur'an'a, sünnete, vicdana, kalbe bağlı olan bir irade. Olur. Ama bu dersleri tefekkür eden, fark edip farkındalığa gelen bu irade kalbi, ruhu aşıyor. Bu irade eneye bağlanıyor. Ene zaten bağlamaya gerek yok. Ene taalluk ediyor. Ene gözükmek istiyor. Mesela şu kalem şua yayıyor. Niçin duvarda gözükmüyor bu kalem? Cam değil de ondan. Ha, cam yaparsanız gözükür değil mi? Ha, ene düşün, ene yayıyor ama kalp ve vicdan aynı olursa, eneye bu inkişafat olursa, bu sefer vicdandaki irade, enedeki iradeye dönüşüyor. Ve hürriyeti de ondan alıyor. Böylelikle, bendeki irade, verilen mahluk irade değil, vacip de değil, ne aynıdır, ne gayr iradesidir. Niye aşağıdan yukarıya izah ettiniz? Yani vicdandaki iradeyle eneyi bağladınız. Sebebi, senin, aşağı geliyordunuz. Senin şahit olduğunu, şahit olduğun yolla gittin ki, bildiğin yoldan ki, bilmediğini daha iyi anlasın. Bunlar bal mı, çikolata mı? Uygulayayım. Şey Allah razı olsun. Harika söyledin bunu. İyi ki hatırlattın. Peki. Bir şey soracağım abi. Vicdandaki irade dediğiniz yokluğa sebebiyet veriyor. Ayrı bir irade değil. İki şey soracağım. Yani vicdandaki irade dediğiniz şey bizim anladığımız irade değil. Yokluğa sebebiyet veriyor. Yani dediniz ya. İhtiyar gibi olan. Şeyi yansıtmıyor. Yani kalemin içindeki şuayı yansıtmıyor. Evet. Aslında ona irade denmez. Sadece yansıtamıyor. Kapasitesi yok. Vicdandaki iradeyi öyle mi anlıyoruz? Yok. Vicdandaki mahluktur kardeş. Mahluk verilmiş. Yani bal mı çikolata mı? Yapayım. Bir şey onundan burada şey yansıtıyor ya. Bunu anlatayım ki daha iyi anlasın. Yeni geleceğim. Daha iyi anlaşılır diye. Ders çalışırken yoruldum. Çalışırken odamda kalktım. Ama o kalkmadan önce bir dostum çikolata getirmiş. Almaya. Ziyaret etmiş gitmiş. Ondan sonra çalışmaya başladım. O da öyle bir tezgahım var benim odamda. Ondan sonra baso şey değil mi? Bir sefer tezgaha gittim. Bir şey içeyim. Tamam. Belki ya, daha katkı sağlar soruna. Gittim. Bir tarafta çikolata var. Bir tarafta bal var. Hakiki bal. Ama tatlıya da ihtiyacım var. Allah Allah. Hangisini alayım? Bunu isteyen de var. Bunu isteyen de var. Ben buna şahidim. İkisi kendim. De helal. İkisi de helal. Bir bunu istiyor, bunu istiyorum. Dedim ki bunu yapayım. Hayır dedi bu tarafım, bir tarafım. Bunu al dedi. Niye bunu alayım? Ya çikolata Almanlar der ki diyor, mutluluk veriyor. İyidir diyor, çok lezzetlidir diyor. Baldan lezzetlidir diyor. Yani lezzet alırsın. Bir tarafım dedi ki hayır dedi. Allah Kur'an'da bunu methetti dedi. Allah Kur'an'da bunu methetti. Sen bunu al. Onu alma diyor. İkinci gerekeceğim diyor. Bu diyor. Bir tarafım. Hangisi olduğunu bilmiyorum. He. Aynen böyle duruyorum ha. He. Birincisi Allah methetti dedi. İkincisi Allah Resulü diyor ki diyor. Helal haram belli. Doğru haram değil. Ama şüpheli dedi. Alma ne kattı belli değil. Hemen o fırladı. Ama lezzet, senden lezzetliyim. Doğru dedi. Ama bu daha çok besler. Durdum. Ulan bunu isteyen kim? Bunu isteyen kim? Bu sefer sisteme girdim. Dedim ki
bu isterken nereye dayandırıyorsa, bu isterken nereye dayandırıyorsa, bu Kur'an'a ve hadise dayandırdı. Bu da çok lezzetlidir dedi, hazır zamanı. Ama dedim, bu diyor ki sonra ne olacak? Hazır zamana sırf lezzete dayandıran bu cüz-i ihtiyardır. Hayvaniyettir. Bu Allah ile yorumladı. Balı Allah'a dayandırdı. Ve sanat diyor şifadır. İstikbale izah etti. Allah. Nokta istinad da efendim. Hazır zamana baktırmadı. Hazır zaman değil. Mazi ve müstakbelle baktırdı. En azından seni şüpheden kurtar dedi. Bunu isteyen baktım ki iradedir. Çünkü irade haram istemez. Haramları şey yapan diyor, hep kader esası görürsün, cüz-i ihtiyardır. Ulvi şeyleri merci iradedir. Süfli şeyleri merci ihtiyar. Mesela kedi, taşa mı konayım, çiçeğe mi? Arı. Arı, taşa mı konayım, çiçeğe mi? Kedi, ciğerimi alayım oradan, ekmeğimi. Ha bir tercih değil midir? Bu neyle yapıyor? İrade mi? Hayır, ihtiyardır. Hazır zamana muttela, şunu mu onu mu? Bu ne yaptı? Mazi ile izah etmedi çikolatayı. Geleceğe de sana iyi şifadır. Şifa demek geleceğe aittir. Allah ile de izah edemedi. Sırf dedi ki çok lezzetlidir. Hazır zamanı gösterdi. Bu çikolata isteyen ihtiyardır. Bal Allah ile izah etti. Şifadır. Geleceğiyle yorumladı. Hazırda bunu gösterdi. Bu iradedir. Hem de bu derse izler geliyor deyip bir şeyi de bahsetmişsiniz. Şimdi sorunu bir daha. Var mı sorunu? İrade. Şimdi ben biraz da şey yapayım. İrade vicdanda bir sıfattır ve mahluktur. Yapılmış. Ters oldu. İrade değil, ihtiyar. Vicdanda ihtiyar olmaz kardeş. İrade var. Sen yeni mi geliyorsun? İlk defa biz. Yeni geliyorsun. Tamam. Vicdanda dört sıfat var kardeş. Ona buradan oraya inmeyin. Şimdi o kalsın. O çok aşağı indirir bizi. Şimdi bizim vicdandaki irade mahluk. Çünkü vicdan mahluk. Çünkü kalp mahluktur. Daha yukarı gidiyorum. Vicdan mı? İrade mahluktur. Niye? Bulunduğu vicdan mahluk. Vicdan mahluktur. Çünkü bulunduğu kalp mahluk. Kalp mahluktur. Çünkü ruh mahluktur. Ha, ruh bitti. Benim ruhum diyen, ruhun dışında olan budur. Aslında şöyle diyebiliriz abi. Vicdandaki irade bir sıfatı değil ya. Aslında cüz-i iradedir o. Denebilir mi? Denebilir. Yani, zaten kitaplarda ilmi kelam alimleri irade dense de cüz-i irade. Cüz-i irade bu. Mahluk olan. Ha, bir bende bir ben vardır, benden içeridir ya. Ene'deki Cenab-ı Hakk'ın tayin ve teşahhusu sırf irade yok. Kelamı. Onun için Allah'ın kelamına benziyor sözleri. O kelam da geliyor ya buraya. İradesi, Allah'ın iradesi gibi iradeler yapıyor. Ha, bu insanın enesinde, ene ben olan bende, ruhun arkasında olan, benim ruhum diyen, benim gömleğim, gir içeri benim atletim, gir içeri benim vücudum, benim hayatım, benim his ve şuurum diyen arkada, benim aklım diyen akıl değil arkada, benim ruhum diyen ruh değil arkada, bu ene işte. Ha, bu ene mahluk değil, şurası değil, mahluk buradan aşağı, vacip değil, berzahtır, tamam mı? Bu ene mahluk değil, vacip de değil, berzahtır. Berzah anlamıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz, haklı tabii. Peki misal vereyim dinden. Kabir ahiret değildir. Ahiret kıyamet kopunca aşır meydanındakinin adıdır. Kabire ne deniliyor? Alemin berzah. Tamam mı? Annenin karnındaki çocuk. Alemi gayb değil, alemi şehadet de değil. Yani maddi varlık değil. 9 aylıktır doğuyor bir gün. Kaya 9 aylıktır. Mesela mahluk olmadan önce ben benlik yapabiliyor muydum abi? Yok. Yapamıyorum değil mi? Çünkü yok öyle bir şey. Yapabilmen için ruh takılması lazım. Benlik yapabilmen için ruh. Sonra kalp ve şeriyet. Benliği kim yapıyor? Nefis yapıyor. Ama şimdi dediğine göre yani benim ruhum diyen de birisi var. Ama ne zaman sonra bu kemalatı kazandığı beşeriyet. Şuraya indireyim bak şuraya. Ha kürs anlatayım. Şimdi o beşeriyet takıldı ya bize. Nefis takıldı. Nefse mi var?
levame, mulime, mutmain, eraz, esafi. Bunlar işletilerek, şu anda derslere katılarak, ne zaman dedin bu lafı? Bu derste de söylüyorsun. Bu derse hiç katılmamış olsan, bu cemaate, Risale'nin haberin olsa, bu sorun olur mu? Olmaz. Ha, terakki olduktan sonra diyorsun ki benim ruhum. Ha, oraya emlak emaneti fark ettin. Farkındalığa geldikten sonra benim ruhum diyorsun. Adama şimdi felsefeciler kafaya, şu kafaya var ya akıl diyorlar. Biz ise ustadın şeyiyle, gölgesiyle dimağın yedi mertebesi var. Piyasadaki insanlar bu cesedi ben diyor. Cinayete bak. Bu binanın içinde ben varım diye binaya insan diyor. Bu bedene insan demek öyle gibidir. Ruh bu böyle. Peki biz iradeyi orada kabul, meczulde kabul etmedik mi? Meczulde evet. Ama hangi irade? Mahluk olmayan teayyum ve teşahhus etmiş. İşte hürriyet oradan geliyor. İşte onu soralım. Sahiplenmek orada oluyor mu yani? Oluyor. Orada oluyor işte. Hürriyet orada işte. Az önce olmuyor dediniz. Bak nasıl olmuyor? Şurada vicdandaki irade var ya. Eğer buralara çıkmamışsa mahluktur. O irade Allah'ın tercihleri içerisinde vesaire. Bu irade, bu vicdandaki irade, vicdandaki. Nefisteki irade. Nefis değil, vicdan. Kardeşim. İnsandaki nefis, nefsi emare değil. Ha kalp, tamam. Doğru söylüyorum nefis. Ha insan, evet. Ha. İnsandaki, vicdandaki ha. İrade. O mahluk. O ubudiyeti hamletmiş. Bunun işi, bu iradenin vazifesi ne? İbadetlerin vazifesi neydi? İbadetullah. Vicdandaki. Zihnin vazifesi marifetullah. Hissi mabetullah. Latife-i Rabbani'nin mabetullah. Ha, vicdandaki iradenin vazifesi ibadetullah yapacak kadardır. Yani ubudiyeti külliye kazanmak. Allah'ın ubudiyetine karşı ubudiyetini çıkarmak. Bunları yapabilmek sistemidir. Oradaki irade. Ha, bu enemizden vicdana yansıtmış, kaynak bu. Bu mecildeki, enemizdeki irade vicdana bir vurdu, ubudiyet yapabilecek. Dima bir vurdu, beşeriyetimiz yapabilecek cüz-i ihtiyar çıkıyor. O da oradan çıkıyor. Yani türevleridir. Ene'deki tayin ve teşahhus etmiş olan Allah'ın iradesi, mahluka indiği zaman ruha, vicdana, ubudiyet yapabilecek kadar iradeleniyor, isimleniyor, irade deniliyor. O bu süreçten de geçip dimağda kalbin bir şubesi ya, buradaki enenin müşahhaslanmasına cüz ihtiyar. En dibin dibi. Yani şöyle, bu mevcudat Allah'tan en uzak olandır. En uzak demek en kesif olandır. Toprak. Uzaklaştı. Ene'deki irade mahluk değil, vacip değil. O ruha beşeriyete vurdu. Vicdanda mahluklaştı. Bunun adı mahluklaşan irade. İrade. Bunu cüz-i irade denilir. Sonra bu vicdandaki irade dolayısıyla kalpteki dimağda yaptı. Dimağda da mahluklaştı. Onun adı da irade değildi artık. Dimağ çıktığı için ihtiyar denildi. Ha, sen o zaman hürriyeti ne kastediyorsun? Dimağdaki ise ihtiyara ait hürriyetleri var. Eğer kalbi hayata geçerse vicdandan ubudiyeti külliyle ne işine yarar? Şu. Kalp kainatın haritasıydı. O iradeni kullanırsan kainatın arkasına geçersin. Eğer ruhu idare eden enedeki Allah'ın taayyum ve teşahhus etmiş olan iradesini terakki eder, onunla hareket edersen ki üçüncü sahip budur, artık ruhla da hareket etmiyorsun. İman hürriyeti suret, kalbin hürriyeti hakikat. Hürriyeti. Çok güzel bak. Dimağın hürriyeti ihtiyar. Tamam. Kalbin hürriyeti kanuniyet. Yani ubudiyet ya. Akıl mı olsun? Yani şey, ne bileyim artık suret, kanuniyet insan, hakikat, o esmanın kaynağı neyse karşıtı mı? Mahiyet. Burada yazmışsınız evet. Zaten. Mahiyet. Şimdi devam edeyim.
Meylak. Abi, o mesela az önceki soruda hani sorduğum şeyin de cevabı var gözüküyor da iki tane hür olan şey, bir Allah zaten hür, mutlak hürriyet sahibi. Bir de bizim bir hürriyetimiz var. İki tane aslında hürriyet çıkmamış oldu. Yani meculiyetle çözülmüş oldu. Aslında, yani şirk çıkmadı yani. Aslında şirk değil. Enedeki tayin ve teşebbüs etmiş irade, o irade, irade-i ilahiyenin tayin ve teşebbüs etmiş olduğu mahluk olmayan, vacip de olmayan, işte iyiliği isteyen rahmet burası, halk eden de buradaki kudret. Dolayısıyla insan medhali yok. Yani iki tane şey çıkmadı. İnsan. Çünkü tek vardı. Aynayı hayırda insan yok. Aynayı aynadaki güneşi kes bakayım semadaki güneş alakasını. Mustakilse kestik çevirdik aynayı güneşten. Hala varsa şirk var. Eğer çevirdik kaybolduysa şirk yok. Demek ki o irade senin irade gibi gözüküyor. Senin değil. Hayır, Allah canibinden baktığınızda tek bir irade var. Başka bir şey yok aslında. Evet. Oradan bakınca. Ama oraya bakma bu seviye geliyor. Peki Allah da biliyoruz ki hayrı mutlaktır. Allah da diyor ki kendisine hadis-i kutsinde söylettiriyor. Zulmü kendimi haram etti. Şey haram kıldı. Allah'ın iradesi nasıl? Onun tayin ve teşebbüs etmiş yere oturuyorsun. Oturmadan oturuyorsun. Peki şimdi bizim taraftan yani beşer canibinden şeyden... Bu bahsedilmez. Beşerden bahsedilmez. Beşerden millete anlatılmaz. Sorumluluk tarafı nedir bu işte? Sorumluluk nasıl olur? Sorumluluk şudur. O eneyi fark etmediği için emelden dem vuramaz. Gelen için diyor ki o makamı bilmeyen, o makama çıkmayan, onun şeyini sözlerini taklit etse terbiyesizlik etmiş. Mesuldur. Tamam mı? Şimdi sen eneden tutup o mesul değil mi? Kimsin? Ha, daha bunları konuşuyoruz. Biz daha cüz-i ihtiyarımızdan tam çıkamadık ki. Ustad çıkmış. Cüz-i ihtiyar için diyor ki, bıraktım. Sen bıraktın. O zaman cüz-i ihtiyarideki tercihlerin içerisindeyken yer yer vicdandaki, yer yer değil, vicdandaki iradeyle ubudiyet, ibadet ayrıdır, ubudiyet ayrıdır. Ubudiyet kul olmak demektir. Mahluk olmak demek. İbadet ise namaz, niyaz, oruç. Ölünce bitiyor. Ama kulluk, mahluk bitmez. Dolayısıyla vicdandaki iradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Yani yer yer ibadet yapıyoruz yani. Sünnet ise ibadeti nedir? Fıtrat tasdimimize uymak. Tuvalete de ibadettir. Resulullah'ın dediği gibi girersen değil mi? Ha. Ama hala hem ibadetullah var, kalbi vicdanlarımız var, hem de ihtiyar da var. İkisini de kullanıyoruz biz. Beşeriyetten çıkamadık da. Abi hangisine bir kuvvet dersiniz? Yani iradeyi mi? İrade olur. Hangi iradeye? Ha, bil kuvve evet, vicdandakidir. Orada bil kuvve denmez. Orada tek bir tabir kullanmış ustam. 9. sayfa şu anlarda. Ne aynıdır, ne gayb. Orada ilim irade kullanıyor. Orada biliyor musunuz? Ya kenabudu ve ya kenesteyn diyebilende ancak o var diyor. Orada diyor ilim irade var diyor. Bir de şeyi veriyor böyle. Gözlük misalini veriyor. Tamam. Orada ne aynıdır ne gayrdir. Kim? Şu namazı kılabilen. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu gaybane iman. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bunu yapabilen. Mesela yapayım şimdi bunu. Zatın yaptığını tekrar edeceğim. Kimdi? İmam-ı Bakır mıydı? Yoksa İmam Şibli vardı abi. İmam Şibli mi? Yok. İmam Bakır'dı galiba ama onlar da bir tanesi. Namaz kıldırıyor. Bak namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ağlıyor. Biz yapamıyoruz. Bunu tekrar taklit ettik ama ağlıyor böyle. Durdu. Öldü zannettiler. Ama öyle kaldı. Durdu. Sonrasını anlatacağım. Sonra
eymiş şeyini nakledenler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Oraya kadar geldi, onu diyemedi. Çünkü yalnız sana ibadet, iman edip, yalnız sana senden yardım dileriz. Yalnız sana iman etmek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani iman edip, ibadet. Tamam. Şimdi yalnız korkmuş ki, ey riyakâr, yalnız bana mı ibadet ediyorsun? Allah demesinden, beni yalanlayacağın, yalanlamasından korktuğu için diyememiş. Peki ne zaman demiş? Allah taayyum ve teşahhus etmiş, demiş ki, yayma. Tamam, o zaman dedi. Evet. Eyyub Aleyhisselam'a günde 7 defa mı ne, 70 defa mı ne geliyor? Ey hasta kulum, nasılsın? Der. Ama Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah'ın gözükmemesi Allah'ın sorunu değil. Görende sorun. Allah gözüküyor. Ne zaman görürsün Allah'ı? Veya ne zaman duyarsın? Sen kendini duyduğun zaman. Ne zaman Allah'ı görürsün? Kendini gördüğün zaman. O abi bunu değil mi? Bu bina. Ne zaman? O zaman. Şimdi Allah onayladı, tamam kulum deyince dedi. Ya dedi. Peki meyranı gideyim. Bir şey söyleyeceğim. Sor. Çünkü şuradan çıkabilen İslam tarihinde herhalde 10-15 kişidir. Yani. Bilmiyorum, saymadım. Bilmiyorum. Yani azdır yani. İnsanlık tarihinde azdır. Biz bunları ilmi olarak bilmemiz bize ne fayda getirecek? Ben bundan ne çıkarım? Niye anlayacağım? Buraya gelmem lazım. Tamam. Ben buradan çıkamayacağım. Burada. Yani şu gözüken arşlar... Ve kesinlikle çıkamayacak bu. Çünkü çıkmak... Çıkamayacağım, inşallah çıkarım diyeyim hocam. Asla inşallah çıkarım. Şu an biz yolun bir zor olduğu gözüküyor. Yok. Öğrendin zaten ya. Şimdi ilmi bak, olarak biliyoruz. Tabii yani. İlmi. Bak şimdi sevgili kardeş. Birincisi... Senin, insan en çok merak ettiğin insan kendisidir. Böyle bir hakikatına, mahiyete sahibim ben. Duyman. Duyman sana şu şuuru getirir. Bu çöplük harcama geldi. Sen ne hakikatler anlatıldı. Nerelere namaz etsin. Ya, çıkamadık ama hani yapamıyoruz ama Allah yolunda bulunur. Çünkü Allah'ı fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. İlme lakin, ayna lakin, hakka lakin. Biz şu anda ilim yapıyoruz. Tamam. Sonra bunu konuştukça su mu daha sert, kaya mı? Kaya daha sert. Ama su kayaya vura vura deniz oyuyor değil mi? Bugün duydum. Yarın da biraz da duydum. Öbürsü gün okurken risalede Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Su vuruyor kaya. Allah Allah. Allah Allah. Tefekkür oraları uyuyor. Bir de bakarsın ki sen buraya zaten varamazsın. Hiç kimse varamaz. Varanlar nasıl? Varamamıştır. Bu yöntem, bu duymalar kurbiyettir. Kurbiyetten yani Allah'ın insanın Allah'a yakınlığı. Allah'tan bu sefer İhsan-ı İlahi lütfu rahmanıyla alır seni koyar buraya. Akrebi. Allah için zor değil. Akrebiyetin inkişafına sebep olur. Ama akrebiyet gerekiyor. Akrebiyet olabilmesi için kesinlikle kurbiyet lazım. Bu sefer adı neydi senin? Baha. Baha. Hakikaten Baha işte. Baha biçilmez bir şeye çıkacağız. Bu sefer İnsanın güneşe yakınlığı kurbet, güneşin bana yakınlığı akrebet malum. Şimdi bu senin kurbiyetini zorluyorsun. Allah da Allah'tır. Tamam. Ben kulluk yapınca Allah da Allah'lık yapıyor. Bu sen alır kurbiyetinde olanı, Resul'lar mı çıktı bir acı? Allah'lık götürdü. Resul'lar çıkmadı. Şirk olur. Abi. Nimetten ya. Bizi burada bir yemek sorun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.